Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir rengimiz var onunla başlayacağız. Bebe yünü kullanacağım arkadaşlar. Polyanna'nın bebe yünü anti peeling özellikle olan bir ip. Şöyle 100 gram 250 metre uzunluğu olan renk numarası da 521. Bu ipimizle harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 2 iki ve 2'nin katları. Yani ilmek sayımız çift sayıda olması gerekiyor. Ona göre ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi başlayabiliriz. Evet, şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20. Evet, toplamda 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm şöyle birkaç sıra haroşa lastik yapacağım. Siz de dilediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. lastiğimi birkaç sıra tamamlayacağım lastiğimizi hazırladık şöyle 3 sıra haroşamızı oluşturduk şimdi modelimizi kurmaya başlayalım modelin birinci sıra ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım birinci sıra ön yüzünde bir düz bir ters bir düz bir ters olarak bir sırayı tamamlayalım bir düz ilmek bir ters ilmek sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bir düz bir ters bir düz bir ters olarak bir sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi iki kez örüyorum. Bir, iki. Yani ilmeğin boyunu uzatacağız. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. İki kez dolayıp da örebilirsiniz. Düz olarak isterseniz iki kez şöyle batarak örebilirsiniz. Hangisini hangisi elinize kolay geliyorsa. Yani ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ama boyunu uzatmak için iki kez dolamış olacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. ikinci sıra arka yüzündeyiz arkadaşlar ilmeklerimi iki kez şöyle batarak örüyorum düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi de ördüm burada tellenme olmuş ipimde hemen onu düzeltiyorum Evet ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ikişer kez ördüm üçüncü sıra ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. 1 2 2 ilmeğimi açtım, boyunu uzattım. İkisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Ördüğüm ilmeği tekrar düz örüyorum. Şöyle bir görüntüm oldu. Aynı işlemi devam ediyorum. 2 ilmeğimin boyunu uzattım. İkisini bir alarak düz ördüm, kestim ördüğüm ilmeği tekrar düz olarak ördüm. 2 ilmeği açtım, boyunu uzattım. İkisini bir düz örerek kestim. Tekrar ördüğüm ilmeği düz olarak ördüm. 2 ilmeğin boyunu uzattım. İkisini bir düz örerek kestim. Ördüğüm ilmeği de bir kez daha ördüm. İki ilmeğin boyunu uzattım. İkisini bir aldım. Düz örerek kestim. Çıkardığım ilmeği de tekrar düz ördüm. Bir, iki ilmek boyunu uzattım. İkisini bir düz örerek kestim. Ördüğüm ilmeği de tekrar düz ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu ilmeklerimiz eksiliyor bu sırada arkadaşlar bir sonraki sırada tekrar onları artıracağız eski sayısına gelecek yani iki ilmeği boyunu uzattım düz olarak ikisini bir kestim daha sonra ördüğüm ilmeği tekrar düz olarak ördüm son iki ilmeğimiz onu da yapalım İki ilmeğimi aldım, düz ördüm, kestim, tek ilmeğe düşürdüm, ördüğüm ilmeği de tekrar düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Model dört sıradan oluşmakta, son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi Düz örüyorum arkadaşlar. Bakın. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Artırmamızı yapıyoruz. Bir önceki sırada eksilmişti ilmeklerimiz. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Dördüncü sıramızı da tamamladık. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam edecek. Şöyle kabarık güzel bir model. Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Modelimizi birinci sıra ön yüzündeyiz modelin. Model 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız 2 iki ve 2'nin katları. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin bakın ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Bunu düz ördüm. Diğer ilmeğimi ters ördüm. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Yalnız ajurlularımızı düz örüyoruz. Diğer ilmeğimizi ters örüyoruz. Bunun sırasını bozmayalım. Bir düz, bir ters. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir düz, bir ters olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Yalnız sıra başında bakın. Düz örmüştüm, tersle bitirdim. Evet. bir düz bir ters de sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi iki kez örüyoruz. Bakın şu şekilde iki iki örüyorum. Bir kez ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez daha ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu ilmeklerimizin boyunu uzatacağız. Onun için böyle bir işlem yapıyoruz burada. İkinci sıra arka yüzündeyiz şu anda. Son ilmeğimizi de bir kez ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir kez daha ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi iki ilmeğimi çıkartıyorum. Bir, iki ilmeğimi çıkarttım. Boyunu uzattım ikisini düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Ördüğüm ilmeği de tekrar düz ördüm. İki ilmeği çıkardım. İkisini bir aldım. Kestim. Ördüğüm ilmeği tekrar ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. İki ilmeği kestim tek ilmeğe düşürdüm. Tek olan ilmeğimi de bir kez daha düz olarak ördüm. İki ilmeğin boyunu uzatıyorum önce. Daha sonra ikisini bir düz örerek kesiyorum ve tek olan kalan ilmeğimi de bir kez daha örüyorum. Son iki ilmeğimi de yine şöyle boyun uzattım. Aldım şişime. ikisini bir düz örerek kestim. Ördüğüm ilmeği de tekrar düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Sıra başında artırma yapmadım. Önce bir ilmek düz ördüm, daha sonra bir kez artırdım. Bir ilmek düz ördüm, bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm, bir artırdım. Şöyle ajur yapıyoruz yani. Bir kez artırdım, bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım, bir ilmek düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bu şekilde yapalım sıra sonuna kadar bir ilmek düz ördüm sıra başında artırma yapmamıştım sıra sonunda burada bir artırma yapıyorum daha sonra kenar ilmeğimi örüyorum buna dikkat edelim ilmek sayımızda eksilme olmasın Evet bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı şöyle kabarık kabarık harika bir model Bir de daha önce bir parça yaptım çekim öncesi onu da göstereyim size hemen. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle ilerlemiş halini görmeniz için bunu beraber yaptık arkadaşlar. Bakın bunu şöyle haroşa lastik üzerine başladım. Bunu da şöyle tekstil tipi lastik olarak başladım. Şöyle göstereyim. Bunu şöyle kenara alıyorum. Sizce hangisine yakışmış? Onları da yorumlarda belirtirsiniz. Bunu haroşa, bunu da tekstil tipi olarak. Evet, modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bence bu lastiğe de gayet güzel oldu. Kenar ilmeklerimiz bu şekilde. Modelimizin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Gördüğünüz gibi sanki şöyle güpür bir dantel. Evet. Bu modeli çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında özellikle ince ip kalın şişlerle harika bir görüntüsü olur. Kışlık örgülerinizde de şöyle yünlü iplerle ona uygun şiş kullanırsanız bence mükemmel olur. Bebek örgülerinde de kullanmak isterseniz hatta bir iki renk de kullanabilirsiniz. Her modeli bir renkle yaparsınız. Benim çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Evet inşallah siz de beğenirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız, hangi örgülerde uygulayacaksınız bu modeli, onları da, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.